Merhaba arkadaşlar, Moleküler Biyoloji ve Genetik serisine başka bir video ile devam ediyoruz. Bu videoda Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programından birazcık bahsedeceğim. Hangi dersler var, neler öğreniyoruz? İsterseniz bir bakalım. İngilizce hazırlık var. Eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız sınavı geçmeyip ya da sınavı geçemiyorsanız bir yıl boyunca okumanız gerekiyor. Onun haricinde lisans dönemi 4 yıl. Bunu da 8 dönem olarak düşünelim. Bakalım neler var hangi dönemlerde. Birinci dönemde Mat 101, Fizik 101, Kimya 103 ve Biyo 101 dediğiniz 4 temel bilimin giriş dersleri var. Biyo 101 tabii ki aslında lisede öğrendiğiniz hücre biyolojisinin biraz daha ayrıntılı hali. Buna ek olarak her hafta farklı bir hocanın gelip kendi çalışmasını anlattığı bir ders de var ki böyle çalışma olanakları, araştırmalar hakkında birazcık fikir edinebilin. İkinci dönemde ise ilk laboratuvarınız var. Genel biyoloji laboratuvarı. Burada da aslında eğitim süreniz boyunca kullanacağınız tekniklerin ön gösterimi diyebiliriz. Işık mikroskobu nasıl kullanılır, bir mikropipet nasıl tutulur, organizmalar nelerdir gibi şeyleri öğreniyorsunuz. Bunun yanı sıra yine hücre biyolojisi dersiniz devam ediyor. Matematik, kimya ve fizik dersleriniz de aynı şekilde devam etmekte. İkinci seneye başladığınızda ilk döneminizde biyoistatistik dersiniz var, evrim ve biyoçeşitlilik dersiniz var. Yine matematik dersiniz, fizik dersiniz ve organik kimya dersiyle organik kimya laboratuvar dersiniz var. Bir de zorunlu Türkçe dersiniz var. Dördüncü döneminize geçtiğinizde yine bir Türkçe zorunlu dersi, humanities ya da history alabileceğiniz iki seçmeli var. Ya tarihi öğreniyorsunuz ya da aslında işte humanities yani geçmişten günümüze Gılgamış Destanı'ndan başlayıp günümüze kadar böyle önemli metinleri incelediğiniz bir seçmeli ders var. Zorunlu seçmeli. Bunun yanı sıra genetik dersi ve genetik laboratuvarı başlıyor. Artık bölüme biraz daha giriş yapıyorsunuz. Genetik dersinde de aslında kalıtımı öğreniyorsunuz. Çok tatlı bir kuş. Şu an dikkatini aldı. Genetik dersinde kalıtım öğreniyorsunuz. Sineklerle, diğer videolarımı gördüyseniz onlarla böyle kalıtımsal deneyler yapıyorsunuz. Çaprazlamalar yapıyorsunuz. Başka bir de bilgisayar seçmesi, biyoinformatik dersi var. Bunlar aslında biraz da hangi dönemde hangi dersin açıldığına göre değişen dersler. Üçüncü yıla başladığınızda artık bölüme kesinlikle başladınız. Sık yani hararetleniyor her şey. Neler var? 3. sınıfın 1. döneminde, 6. döneminizde biyokimya 1, biyolojide, moleküler biyolojide araştırma teknikleri dersiniz. Moleküler genetik dersiniz, moleküler biyoloji, moleküler genetik laboratuvar dersiniz, biyokimya laboratuvar dersiniz ve yakın Türkiye tarihi zorunlu dersiniz var. 3. sınıfın 2. döneminde biyokimya devam ediyor, fizyoloji dersiniz var. Molecular Biology of the Cell adlı bu müthiş bizim bölümün olmazsa olmazı kitabı okudunuz ve artık bölümde öğrenmediğiniz hiçbir şeyin kalmadığı neredeyse geniş kapsamlı temel böyle ağır bölüm derslerini aldığınız bir dönem. Mesela hücrelerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını, hücrenin içindeki organellerin tek tek detaylı işlevlerini, hücre içine bir molekülün dışarıdan gelip nasıl alındığını, sinyal iletiminin nasıl olduğunu, mitokondrinin çift zarından mesela endoplazmik retikulumdan çıkan bir şeyin oraya nasıl geçtiğini falan böyle artık detay 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 her şeyi en ince detayını öğrenmeye devam ettiğiniz bir dönem oluyor. Bir de seminer dersiniz var. Aslında böyle artık sunum yapmayı, makale okuyup bunu tartışmayı öğreneceğiniz derslerde başlamış oluyor. Dördüncü sınıfınızda ise çok fazla zorunlu dersiniz yok. Bir tane scientific conduct adlı, işte aslında birazcık akademik etik nedir, makale yazılırken neler yapılır, araştırma yapılırken yine nelere dikkat edilmelidir gibi böyle geniş bir kapsamlı bir ders. Onun dışında zorunlu dersleriniz dördüncü sınıfa çok bırakılmamış Boğaziçi Üniversitesi'nin. Sebebi de çalışmak istediğiniz alanı kendiniz belirlemeye birazcık adım atın diye. Neler var? Bölüm seçmelisi. Complementary elective dediğimiz bölüm seçmelisi olmayan ama bölümünüzle azıcık böyle bir bağlantısı olan kimyadan, fizikten, çevre bilimlerinden alabileceğiniz dersler ve sınırsız seçmeli dersleriniz mevcut. Sınırsız seçmelileri istediğiniz bölümden alabiliyorsunuz. Bölüm seçmelileri o dönem bölümde ne açılıyor? Mesela ben ne almıştım? Developmental Biology, gelişim biyolojisi almıştım. Örnek veriyorum. Nereye yönelmek istiyorsunuz mesela? O dönem hangi dersler açılıyorsa ona göre seçiyorsunuz. Epigenetik mi? Kanser genetiği mi? Kanser biyolojisi mi? Gibi gibi farklı dersler arasından seçebiliyorsunuz.
Başka zorunlu ders hatırlamıyorum. Çünkü 4. sınıf dediğim gibi daha çok sizin böyle artık çalışmaya yön vermek için böyle karar vermeye başladığınız zamanlar oluyor. Bununla birlikte special project dediğimiz aslında bir hocayla anlaşıp bunun laboratuvarına katılıp bir dönem proje yaptığınız, küçük bir proje yaptığınız, deneyler yaptığınız bir seçmeli ders de mevcut. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim bölümde yaptığım en doğru şeylerden bir tanesiydi ve bana en çok şey katan şeylerden bir tanesiydi. Ne kadar çok şey dedim. Şimdi olsam belki 4. sınıfın 2. döneminde de tekrar yapardım ama o zaman biraz fazla yorulmuştum ve böyle birazcık dinlenmek, daha rahat bir dönem geçirmek istemiştim son dönemimde. Bu da yine kesinlikle Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik okuyacaksanız aklınızda olması gereken şeylerden birisi. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Sorularınız varsa lütfen aşağıya bırakın. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.